Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu sweatshirt çalışacağız. İlk defa örgüyle bu tarz bir çalışma yaptım ve ben gerçekten çok beğendim. Yapımı zaten çok kolay, çok zevkli. Sadece trabzan üzerine kurulu bir model. Başka hiçbir numarası yok. Zaten bütün detaylarını videoda paylaştım. Savaş bir model. Duruşu gerçekten çok tatlı. Şöyle göstereyim bakın. Çok cici, çok sevimli bir model. Siz dilerseniz bunu daha salaş, uzun kollu veya da daha dar da yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Bütün detayları zaten videoda bahsedeceğim. Ben her zamanki gibi kendi bedenime göre çalıştım. S bedene uygun olarak. Zaten düz örgü olduğu için beden büyütmek istiyorsanız sadece daha fazla zincir çekeceksiniz. Daha fazla ilmek atacaksınız. Yani bütün numarası bu. Zaten başka bir ayrıntı da yok. Şöyle gösterelim. Önemli bir konu var, onu sizlerle paylaşacağım. Lütfen pamuk iplik kullanın. Pamuk iplik çok önemli. Hem terletmiyor, hem esnemiyor, hem hani kumaşı daha kaliteli oluyor. O yüzden de pamuk iplik kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben kendi kullandığım iplikten de bahsedeceğim. Sizler de kendiniz bulabildiğiniz gibi bulabilme durumunuza göre artık istediğiniz pamuk ipleri kullanabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz beni takip edip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O zaman keyifli seyirler. Evet, modelimiz üçlü trabzanlardan oluşuyor. İki tane düz parçayı dikdörtgen şeklinde örüyoruz. Şimdi arka bedenle başlayalım. Bakın, düz bir şekilde ördüm. Sadece sağda ve solda 20'şer tane trabzan örerek bir yaka kesmesi oluşturdum kendimce. Sol tarafta 20, sağ tarafta da 20 şeklinde. Arka bedenin başlangıcını söylüyorum. 120 tane zincir çekiyoruz ve üzerine 57 tane olacak şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Bu 57 tane üçlü trabzanımı 26 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Bir trabzan, bir zincir şeklinde üçlü trabzanlar yapıyoruz. Ve bunu 26 sıra düz bir şekilde ördükten sonra solda 20 tane trabzan olacak şekilde ayırıyoruz. Solda 20 tane trabzanım var. Sağda da aynı şekilde 20 tane trabzanım var. Kalan 17 trabzanı da ortaya ense için ayırıyoruz. Sanırım arkada 16, önde 17 trabzanım vardı. Önemli değil bir sayı. 17 trabzan olarak diyelim. 20, 20, 17 şeklinde 57 tane trabzanımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Arka bedenimiz şu an gördüğünüz gibi hazır. Şimdi ölçülerini paylaşayım. 64 santim eni var. Boy uzunluğuna bakalım, şu ense kısmından, kesme yapılan yerden. 38 santim. Omuz kısımlarından ölçtüğümüzde de 41 santim. Şu omuzlar için bıraktığımız 20 trabzanlık kısmı da ölçelim. Burası da 23 santim. Ölçülerimiz bu şekilde. Bu arka bedenimiz. Şimdi gelelim ön bedene. Ön bedende de aynı şekilde 120 tane ilmeği başlıyoruz. Burada da diğerinde 26 sıra düz örüyorduk. Burada da 25 sıra düz örüyoruz. 2 sıra omuz için bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi solda 20 trabzan 2 sıra omuz için, sağda da 20 trabzanı 2 sıra omuz için bırakıyoruz. Orada da yine 16-17 tane ilmeğimiz olacak. Yani ense için 1 sıra trabzan bırakırken yaka için, ön kısım için 2 tane bırakıyoruz. Daha sonra bunları üst üste yerleştiriyoruz. Düz tarafları dışa gelecek şekilde. Önce arka bedeni koyuyoruz. Ardından ön bedeni koyuyoruz. Bu omuz kısımlarını düz bir şekilde kesme yaptığım yere kadar dikiyoruz. Dıştan dikelim. Dıştan dikerek başlıyoruz. Şimdi dikişi göstereceğim. Normal karşılıklı ilmekleri düz bir şekilde dikiyoruz. Eskiden takip edenler bilir. Diğer örgülerimde nasıl dikiyorsam burada da öyle dışta kalan ilmekleri birbirine geçirerek bu omuz kısmı için ayırdığım yerleri solda ve sağda aynı şekilde dikeceğim. Dışta kalan ilmekler birbirinin içinden geçiyor. Örgüm dikişimizi çok sıkı ya da çok gevşek yapmayalım. Gevşek yaparsak açılma olur. Çok sıkı yaparsak da bu kez omuz kısmında büzüşme olabilir. İkisi de istemediğimiz durum. O yüzden elimi orta ayarda tutarak göründüğü şekliyle dikiyorum. Hep örmeye alışmış ağzım, hep örgüye gidiyor. Evet, bu şekilde şimdi sonuna kadar dikelim. Sol tarafı diktim. Gördüğünüz gibi o 20'şer tane ilmeği karşılıklı. Şimdi sağ tarafı da aynı şekilde dikeceğiz. Yine 20 ilmeği karşılıklı. O yaka ve ense için bıraktığımız orta kısmı dikmiyoruz. O kısım açık olacak. Şimdi burayı da tamamlayıp dönelim. Evet, yan kısımlarını gördüğünüz gibi diktim. Şimdi ön kısmı alıyorum. Şuradaki aradaki trabzanları sayıyorum. 2, 4, 6, 8 tane buradan ayırıyorum. 2, 4, 6, 8 tane buradan ayırıyorum. Şu bakın, bir tane trabzanım tek kalıyor. Diğerleri çift, 8, 8 ayırdım. Buradaki trabzanın tam şöyle solundaki trabzana, yani ortada bir tanesi boş kalacak. Buna batmayacağız. Bu kısımdan başlayacağım. 4 zincirli yukarı çıkıyorum. Yandan devam ediyorum. Yine her trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan. Modeli de bu şekilde yapmıştım. Arada bir zincir doladım. Üçlü trabzan. Bu şekilde çevresini dönerek kapüşonu yapmaya başlıyorum. Bakın, devam ediyorum. Şöyle bir dönüş yapıyorum gördüğünüz gibi. Şu birleştirme yerine de arada bir zincir çekip şöyle göstereyim, daha net anlaşılsın nerelere battım. Bakın, yaka oyuncusundan başladık. Şimdi arka kısımda da aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi bakın, döndük, birleştirme noktamız. şu ense kısmında olan yerlerden yine devam ediyorum. Bir zincir çekip üçlü trabzan şeklinde modelimi devam ettiriyorum. Evet, bakın ense kısmı bu şekilde yine böyle. Evet, bir sıra ördüm ben. Şöyle yaka kısmını kapüşon için. Kaç tane trabzanım var hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 34, 36, 38, 40, 42 tane trabzanım var. İkinci sırada küçük bir artırma yapacağım. Sonrasında düz olarak devam edeceğiz. Şimdi bakın şu aradaki boşluğu örmeyeceğiz. Burası ön kısım olacak. Şimdi direkt dönüyorum. 4 zincirli yukarı çıkıyorum. Ve yine üçlü trabzanlar yaparak örmeye başlıyorum. Evet, bakın şöyle 7 tane ördükten sonra şu kısım tam şu kesme yaptığımız kısım, bakın bu kısımda hemen bir tane artırma yapacağım. Bir zincir çekeceğim. Normal şu boşluğa batacağım ve buraya bir tane trabzan yapacağım. Bir zincir çekeceğim. Yine normal trabzanın üzerine zincirimi yapacağım. Ne yapmış olduk? Burada bir artırma yapmış olduk. Bir de tam şu ön bedenle arka bedenin olduğu noktada bir artırma yapacağım. Bir zincir, devam ediyorum. Bakın şu önle arka bedenin birleşme noktası. Hemen bunun ortasında bir tane artırma yapacağım. Önce normal trabzanlarımın üzerine örüyorum. Bir zincir çekiyorum, ara boşluğa batıyorum, bakın burada bir tane artırma yapıyorum ve devam ediyorum. Evet, şöyle ön kısımda 2 tane artırma yapmış olduk. Şimdi arkada da şu orta kısma kadar öreceğim. Orta kısımda yine artırma yapacağım. Evet, şöyle tutuyorum yakayı, orta kısma gelmişim. Orta kısımda yine şöyle bir tane boşluğa batarak bir tane trabzan artırıyorum. Kalanları normal her birinin üzerine birer tane batarak geleceğim. Ta ki nereye kadar? Şu arkayla önün birleşim noktasına kadar. Bu tarafta yine artırma yapacağız. Çünkü ne yaptık? Bu tarafta artırma yaptık. Şu araları normal her birinin üzerine birer tane batarak öreceğim. Evet, geldik bakın omuz kısmına. Tam arkayla önün birleşim noktasında ortaya bir tane doluyorum. Fazladan bakın orta noktaya batıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Kalanları normal. Üzerine birer tane yaparak geliyorum. Bir de nereye artırma yapmıştık? Tam şu noktaya artırma yapmıştık. Sağdaki yaptığımız artırmanın aynısını buraya da yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrar orta noktaya batıyorum. Bir tane de artırma yapıyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman şurada bir artırma yaptık. Önün ve arkanın birleşim noktasının ikinci artırmayı yaptık. Arkada tam orta noktada üçüncü artırmayı yaptık. Yine önün ve arkanın birleşim noktasına dördüncü artırmayı yaptık. Bir de bu noktada beşinci artırmayı yaptık. Toplam iki sağda iki solda bir de arkada olacak şekilde 5 defa artırma yaptık. Kalanları normal her trabzanın üzerine birer tane olacak şekilde örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Bakalım kaç tane trabzanımız olmuş. Evet, toplamda kapüşon için 47 tane trabzanım var. Şimdi bu 47 trabzanı ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra dikerek kapüşona şeklimizi vereceğiz. Şimdi ben öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç sıra ördüm ve son şeklini birlikte vereceğiz. Bu arada şu koltuk altı mesafesi için de burayı açık bıraktım, dikmedim. Kapüşon bittikten sonra şu alttan başlayacağım. Koltuk altı geniş kalacak şekilde, çünkü salaş bir model. Şöyle bir koltuk altı mesafesi belirleyeceğim. Daha sonra bu kısma kadar dikeceğim. Birkaç sırada kapüşonun kenarından sık iğne geçeceğiz. Kapüşon diyorum, pardon, kol altının kenarından sık iğne geçeceğiz ve modelimiz bitmiş olacak. Şimdi kapüşonu tamamlayacağım. Yan kısımları belli bir noktada dikeceğim. Daha sonra kenarların sık iğnesine görüşürüz. Evet, kapüşon için olan bölümü ben düz bir şekilde belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi sıra olarak söyleyeceğim kaç sıra örmüşüm. Daha sonra da santim olarak söyleyeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toplam 21 sıra, bakın artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde döne döne ördüm. Bir ön yüzden, bir arka yüzden, bir ön yüzden, bir arka yüzden şeklinde. Şimdi santim olarak da söyleyeceğim uzunluğunu. Şu kısımdan başlıyoruz. Evet, tam olarak 35 santim uzunluğunda, en genişliğinde söyleyeyim. En genişliği de 52 santim genişliğinde. Bu şekilde benim için kapüşon yeterli. Şimdi bakın en son üstte bitirdiğim kısımda şöyle dikmek için birazcık ip bıraktım. İğnemi buraya geçiriyorum. Evet, iğnemi geçirdikten sonra şöyle bakın diktiğimiz parçanın şu kulakçık kısımlarını tutuyorum. Birbirine sabitliyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Tamamen tahminimce yaptığım bir şey. Umarım olur. Biraz araştırdım ama tığ işi kapüşon bu şekilde bulamadım. Ben de fotoğraflardan yola çıkarak böyle bir şey yaptım. Şu an için doğru yoldayız gibi görünüyor. Bakalım bitince nasıl olacak. Bakın bu şekilde ilmeklerin dış kısmından güzelce karşılıklı birleştiriyorum. Ve bu şekilde kapüşonumuzu yapıyoruz. Şu kısma kadar ilmeklerimi birleştireceğim son noktaya kadar. Evet, bakın başladığım noktadan köşe noktasına kadar düz bir şekilde diktim ve kapüşonumuzun şekli oluştu. Şimdi şuradan içe göndereceğim iğnemi. Burada iyi çıkmasaydın. Şimdi sabitleyip keseceğim. Evet, şöyle bir düğüm yapıyorum ve kesiyorum. Evet, kapüşonumuz hazır. Şöyle bakın. Gayet güzel oldu. Şöyle yandan göstereyim daha net anlaşılsın. Bakın bu şekilde. Ardından da şu yan kısımdan koltuk altı için belli bir mesafe diktim. Şöyle belli bir mesafe bıraktım. Bunda ne kadar mesafe bıraktım koltuk altı için, ne kadarını diktim onu hemen söyleyeyim. Salaş bir model olduğu için koltuk altı mesafesini geniş bıraktım. Şöyle 19 santim, 19,5 santim kadar dikmişim. Koltuk altı mesafesi içinde 24 santim bırakmışım. Şöyle açıklık. Şimdi bıraktığımız bu açıklık kısmının etrafından 2 sıra sık iğne geçeceğiz. Diğer tarafa da aynı şekilde. Bir de şu alt kısımdan şöyle bir bütün olarak kenarlarından yine 2 sıra sık iğne geçeceğiz. Bir de şu kapüşonun etrafından yine 2 sıra sık iğne geçeceğiz. Şimdi şöyle ben alta başladım sık iğne geçmeye. Onu bir göstereyim size. Modelimiz artık bitti. Rütuşlarıyla devam ediyoruz. Bakın alt kısımda bir tane şu boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Bir tane şu trabzanın dibine batıp sık iğne yapıyorum. Bir tane boşluğa batıyorum, sık iğne yapıyorum. Bir tane trabzanın dibine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir sıra geçtikten sonra yine sık iğnelerin üzerine birer defa batarak 2 sıra, yani toplamda 2 sıra olacak şekilde alt kısmını sık iğne geçeceğiz. Ardından da kollar ve kapüşonun etrafını sık iğne geçeceğiz. Şimdi ben bu altı tamamlayayım. Kolları ve kapüşonu da göstereceğim. Evet, alt kısma bu şekilde 2 sıra sık iğne geçtim. Şimdi kolun da bir tanesini bu şekilde 2 sıra sık iğne geçtim. Şimdi diğer kola da geçeceğiz. Onu da göstereceğim. Şurada diktiğim kısma ipimi hemen sabitliyorum. Tekrar ip koparma olmasın diye. Koltuk altından başlıyorum. Bakın 2 tane bu kısma, bir tane trabzanın birleşim noktasına, 2 tane trabzan boşluğuna, 1 tane birleşim noktasına, 2 tane boşluğa, 1 tane birleşim noktasına şeklinde kolun bütün çevresini geçeceğim. Bir sıra bu şekilde geçtikten sonra bir sıradan bu sık iğnelerin hepsinin üzerine birer tane sık iğne geçerek kolu tamamlayacağım. Bakın. Evet. Bu şekilde şimdi bir sıra geçelim, ardından da bir sıra sık iğnelerin üzerinden geçelim ve kolu tamamlayalım. Daha sonra kapüşonla devam edeceğiz. Evet, her iki kolu da sık iğne geçtikten sonra çevresine. Şimdi bir tek kapüşon kısmı kaldı. Onu da yine sık iğne geçeceğiz. Şu kısım çok dikkat çekiyor önde diye. Şu arka kısımlardan herhangi bir yerden başlayacağım. Yine ipimi sabitliyorum. Aynı kolda yaptığımız gibi bir trabzanların birleşim noktasına sık iğne yapıyorum. Bir şu ara trabzan boşluğuna 2 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanın birleşim noktasına bir sık iğne, ara boşluklara 2 sık iğne. Bu şekilde bir sıra gideceğim. Ardından da üzerinden her sık iğnenin birer tane batarak bir sıra daha gideceğim. Yani kolda ve alt kısımda yaptığımız gibi 2 sıra sık iğne geçmiş olacağız. Evet, kapüşonun etrafında bakın bu şekilde aynı diğer kısımlardaki gibi sık iğne geçeceğiz. Şu bölüme geldiğimiz zaman dönerek yine sık iğnelerimize devam edeceğiz. Bu kısımdan ve karşıya geçeceğiz. Yani bir böyle daire çizerek sık iğnelerimizi tamamlayacağız. Evet, son olarak da kapüşon kısmının kenarlarını sık iğne geçtikten sonra gördüğünüz gibi artık sweatshirt'ümüz hazır. Bence çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Çok içime sindi. Böyle zaten salaş bir yapısı var. Şöyle bakın. Kendi bedenimi şöyle gösterirsem eğer ne kadar geniş olduğunu siz de görebilirsiniz. Siz bunu kendi bedeninize göre, istediğinize göre daha dar veya daha geniş de yapabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Şöyle kapüşonunu tekrar çıkarayım. Yapım bu kadar kolay ve zevkliydi. Umarım videom faydalı olabilmiştir sizlere. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Ama sizden de küçük bir ricam var. Kanalıma hala abone değilseniz ve beni takip etmiyorsanız abone olup takip ederseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram hesabımdan da takiplerinizi bekliyorum. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.